Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi olduğunu, bu adımları atmaya hazır olduklarını söyledi. Bayram ikramiyeleri geçen yıl 1100 liradan 2000 liraya yükseltilmişti. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği aylık sektör raporunun Ocak 2024 sonuçlarına göre inşaat malzemesi sanayi üretimi Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,4 arttı. İnşaat sektöründe mevcut inşaat işleri seviyesi Ocak 2024'te bir önceki aya göre %8,2 artışla önemli bir iyileşme gösterdi. Almanya Federal İstatistik Ofisi Aralık 2023 sanayi üretimine ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık'ta bir önceki aya kıyasla %1,6 düşerken piyasa beklentisi %0,4 gerileme olacağı yönündeydi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel'e göre son ekonomik veriler ve hızlı faiz indirimlerine yönelik agresif piyasa beklentilerine karşın faiz indirim sürecinde temkinli olunması gerektiğini söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı Hindistan'ın 2030 yılına kadar petrolde lider pazar haline geleceğini söyledi. Ajans, Hindistan Enerji Haftası çerçevesinde yayımladığı raporda ülke çapında petrol talebinin 10 yılın sonuna kadar günde 1.2 milyon varil artarak 6.6 milyon varile ulaşacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Aralık 2023'e ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ülkenin dış ticaret açığı geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla %0,5 artışla 62,2 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı Kasım 2023'te 61,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Boston Fed Başkanı Susan Collins, ekonomi tahminleri doğrultusunda ilerlerse faiz indirimlerinin yıl sonunda başlayabileceği mesajını verdi. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari ise faiz indiriminden önce birkaç ay daha enflasyon verilerini görmek istediğini belirterek bu sene 2 veya 3 faiz indirimi uygun olabilir şeklinde konuştu. Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ve A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel ile birlikteyiz bu akşam. Konuklarım uzaktan bağlanıyor. Özlem Hanım iyi akşamlar. Mete Yüksel iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Başlayacağız ama önce piyasalarda rakamlar nerelerde oluştu? Hızlıca onu getirelim ekranlara. Borsa İstanbul 100 Endeksi değerli izleyenler. Son 10 işlem gününde sürdürdüğü yükseliş eğilimine bugün ara verdi. Ara mı verdi, soluklanacak mı, bundan sonra neler olabilir birazdan konuklarımızla konuşacağız. Endeks %0,29 gerileyerek günü 8843 puandan tamamladı. Gün ortasında, gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8939 puanla yenileyen endeks, öğleden sonra satış baskısıyla bir miktar geriledi. Sonra toparlanıp tepki verdiyse de kapanışa doğru satışlar hızlandı ve endeks gün içerisinde gördüğü en düşük seviyeden tamamladı günü. 40 hisse senedi yükseldi, 58 hisse senedi değer yitirdi. Yükselenler tarafında Sabancı Holding, Ereğli ve enerji hisselerini ağırlıklı olarak gördük. Düşenler tarafında ise Türk Hava Yolları bugün endeksi en çok aşağı çeken hisselerden birisi oldu 12 puanla puan bazında. Alt endekslerde bankacılık %1,2, ulaştırma %1,6, perakende %1,4, iletişim %1,9 geriledi. Sigorta endeksi %2,2 artarken turizm ve holdinglerde %1,1 artış kaydetti. BIST 100 işlem hacmi yine 100 milyarın üzerinde 133.6 milyar lira. BIST tüm işlem hacmi de 200 milyar liraya yaklaştı. 198.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Para piyasalarında güne 104,1 seviyelerinden başladı dolar endeksi. Öğleden sonra 104'ün altına sarktı. Sonrasında yükseliş denemeleri büyük oranda satışla karşılaştı. Gördüğünüz gibi hafif bir kayıpta dolar endeksi. Şu anda euro dolar paritesi
1.08'in hemen altına kadar yükseldi. Sonrasında bir miktar gerilemiş durumda. Ama düne göre %0,15 yukarıda 1.07.70'ler seviyesinde. Dolar Türk Lirası karşısında %0,3 artıda. Euro Türk Lirası karşısında %0,5 artıda. Amerika'da Amerikan tahvillerine bakacağız. Şimdi güne %4,09 seviyelerinden başladı. 10 yıllık tahvil faizi 4.13 ile gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeye yükseldi. Akşama doğru yine 4.10'un altına indi, 4.06'ları gördü ama sonra tekrar açılış seviyelerine geldi ki %4,10 aynı hareketi 5 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde de izledik. Altının ons fiyatı gün içerisinde 2044 dolara kadar yükseldi. Amerika'da dolar ve tahvil faizlerinin gevşemesiyle sonrasında yine toparlanmaya paralel olarak, para piyasalarındaki toparlanmaya paralel olarak bir miktar gerilemiş durumda. Biz yayına girerken yarım puan kadar artıdaydı ama o kazançlarını da geri vermiş gibi görünüyor. 2035 dolar seviyesinde. Gram altın 2000 lira seviyesini koruyor. Bitcoin yaklaşık %1 artıda. Brent petrol bugün 78,5 ile 79,5 dolar bandında 1 dolarlık bir bantta hareket etti. %0,5 artıda. Amerikan tipi ham petrol de keza aynı şekilde yarım puan artıda. Avrupa borsalarında bugün kayıplar öne çıktı. Londra'da %0,6, Paris'te %0,3, Almanya'da, Frankfurt'ta %0,6 ve İtalya'da da yine %0,4'lük kayıplar vardı. Amerikan borsalarına gelelim şimdi. Dün zaman zaman satışlarla karşılaşsa da S&P 500 günü hafif bir artıda, %0,2'lik bir artıda kapatmayı başarmıştı. Bugün biz yayına girerken %0,5'ti artı ve gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye 4.995 puandı. Ancak onu 4.998 puana taşıdı ve %0,8 artıda S&P 500. S&P Dow Jones'ta yaklaşık yarım puan artıda, Nasdaq'a bakıyorum, o da yine %1 civarında artıda hareket ediyor. Geçen hafta Amerikan Merkez Bankası Fed kararını açıkladığı sırada ve sonrasında Jerome Powell konuşurken biz Mete Yüksel'le birlikteydik. Mete Yüksel değerlendirmeleri canlı canlı yaptı ve Özlem Hanım, orada Jerome Powell konuşurken faiz indirimi fiyatlamaları Mart ayı için %60'lara, %59'lara falan çıktı. O zaman da Mete Yüksel kapanışı şu cümleyle yapmıştı. Sanıyorum piyasa Jerome Powell'a sen faizi indirdin haberin yok mesajı gönderiyor demişti. Ama sonrasında işler biraz daha sanki Jerome Powell'ın istediği gibi mi gitti? Nasıl değerlendirdiniz siz o akşamı ve ondan sonrasını? Mete Yüksel'e de aynı şekilde döneceğim. Bence mesajı son derece net, artık nokta atışıyla Mart'a odaklanarak özellikle bir faiz indirimi olmayacağını net bir biçimde Fed Başkanı olarak ifade ediyor. Sadece bir kez değil, FOMC toplantısı sonrasında değil, hafta sonu bir TV röportajında da aynısını yineledi. Bu kadar sert ve bu kadar net konuşması aslında yüksek enflasyon ortamında bu sözel yönlendirmede önemli bir geri adım atma söz konusu olmuştu. Ve o artık hani önemli bir merkez bankası politika aracı olmaktan çıkmıştı anlaşılır bir şekilde. Ama verilen bütün mesajlara rağmen, yani bütün FOMC üyelerinin Mart'ın çok erken olduğunu ifade etmesine rağmen piyasanın bunu kulak ardı ettiğini görüyorduk. Powell bu anlamda çok daha net olmak gerektiğini anlamış durumda herhalde. Dolayısıyla dediğim gibi son derece net açıklamaları var. Bir de tabii peşi sıra gelen tarım dışı istihdam verisi de son derece kuvvetli. Ekonomik aktivitede halen kuvvetli bir zeminde ilerliyor Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla da bu fiyatlamaları değiştirmek durumunda ve en son baktığımızda da aslında %20'lere kadar düşmüş durumda Mart ayında bir indirim ihtimali fiyatlamalarda. Biraz Mayıs'a çekilmiş gibi gözüküyor ama ben Mayıs'ın da biraz daha erken olabileceğini düşünüyorum.
direkt faiz indirimi konusunda, ama bir iletişimin yavaş yavaş daha güvercinvari mesajlarla yapılmaya başlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla fiyatlamanın ikinci çeyrekte yapılması daha mantıklı ve rasyonel olacakmış gibi gözüküyor. Naçizane benim görüşüm çerçevesinde. Ama Mart'ın raftan kalktığı bir yerdeyiz. Piyasada bunu anlamış gözüküyor. Peki Mete Yüksel, hakikaten Özlem Hanım'ın söylediği gibi Mart zaten hani aşağılara, çok aşağılara geldi. Mayıs ayı bile hatta bir miktar aşağıya geldiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Jerome Powell'ın mesajları sonrası Fed guvernörleri de açıklamalar yapıyor. Bugün de iki tanesini okuduk. Onlar da hani bu sene 2-3 faiz indirimi olabilir, her şey yolunda giderse bu yıl sonunda faiz indirimine başlanabilir şeklinde pozitif mesajlar da veriyorlar. Böyle bakınca piyasa hani şu anda tahvil faizleri %4,10'lar seviyesinde, bir ara daha yukarı gider mi diye konuşuluyordu. Diğer taraftan da S&P 500 az önce söyledik rekor seviyelerde. Hisse senedi cephesi için beklentiler pozitife dönüyor. Pozitife ağırlık kazanıyor gibi görünüyor. Peki denge noktası nerede oluşacak acaba? Nereye kadar devam edecek bu hareket? Ne dersiniz? Ya da nerede dengelenecek? Mart ayında zaten faizi indirmeyecek oldu. O FOMC akşamı belliydi. %35 evet. gibi bir seviyeye inmişti biz programı kapatırken. Şu anda da demin Özlem'in söylediği %20'lerde. Mart ayı tamamen çıktı. Öte yandan 1 Mayıs'ta olma ihtimali de %90'lardaydı. Şu anda %65-70 aralığına indi. Yani 1 Mayıs'ta olma ihtimali de düşüyor. Dediğin gibi iki tanesi bugün konuştu, iki tanesi dün konuşmuştu. Genelde hepsinin söylediği, Powell'ın söyledikleriyle oldukça paralel. Yani yılın ikinci yarısında bir noktada başlayacağız biz faiz indirimlerine. 2 olur, 3 olur. Ama dönüyoruz bakıyoruz swap fiyatlaması hala 5 olur şeklinde fiyatlıyor. Bence birazcık S&P 500 endeksi ve genel olarak risk iştahı da daha fazla faiz indirimi olacağı yönünde bir fiyatlama var. Çok heyecanlı bir piyasa var. Sanki faizler düşecek, düşen faizler başta Nasdaq olmak üzere bütün hisse senetlerini besleyecekler gibi bir euforia yaşanıyor ki kaldı ki bunun üstüne hep seninle konuştuğumuz bu işte tampon likiditenin evet. azalışı da son hız devam ediyor. 530 milyar liralara geldi. Tam düşündüğümüz gibi ikmali işte Nisan ayında falan burada bir şey kalmayacak gibi, anlamlı bir miktar kalmayacak gibi diye söyleyebiliriz. Hem likiditenin azalıyor olması, hem bu 95 milyar dolar Fed'in bilanço küçültmesi var. Onunla ilgili her ay bu kadar küçültmeye karşı bir tavır, herhangi bir karşı söylem, bunu işte yavaşlatmayı düşünebiliriz tadında bir konuşma vesaire de olmadı. Genelde hani bu euforia yaşanması noktası karı alıp çıkma noktasıdır. Onun için süper temkinli olma noktasıdır küresel hisse senetleri için. Pekala, tahvil faizleri için buralar denge noktaları mıdır? Beklentilerle kıyasladığınız zaman sizin görüşünüz nedir? Şahin konuşmalar oldukça, faiz indirimleri işte geciktirildikçe vesaire, aslında bu uzun vadeli enflasyon görünümü için fevkalade pozitif. Yani enflasyonu düşürücü yönde. Yani bu şahin açıklamalar kısa vadeli faizleri yukarıda tutuyor, daha uzun vadeli faizleri de düşürüyor. Şahin duruş devam ettiği sürece uzun vadeli faizlerin aşağı doğru geldiğini, kısa vadeli faizlerin de daha yukarıdaki seyrine devam ettiğini göreceğiz. Pekala, çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi, az önce de okuduk, Isabel Schnabel'in bir açıklaması vardı. O da Kızıldeniz'e, Avrupa tarafı biraz daha vurgu yapıyormuş gibi görünüyor Kızıldeniz'deki gerginliğe. Yine tekrarladı bugün. Şu anda para politikasının kalibrasyonunun ve aktarımının özellikle önemli hale geldiği kritik bir aşamaya girdiğimizi düşünüyorum diyor. İkinci tur etkilerin kontrol altına alınmasıyla ilgili her şey ifadesini kullanmış. Biraz daha enflasyonla alakalı endişeli gibi görünüyor Avrupa tarafı, ama orada da sanki aciliyet biraz daha fazla gibi ve her geçen gün biraz daha fazla evet. artıyormuş gibi, değil mi? Evet. Şöyle, tabii Kızıl Deniz konusu son derece kritik ve bu para politikası zeminindeki olası adımlar ve tahminleri değiştirebilecek nitelikte, yani oyunu değiştirebilecek nitelikte. Aslında bu kadar daha uzun devam etmesi beklenmiyordu. Dolayısıyla bu navlun fiyatlarındaki artışın etkisinin olabilecek enflasyonist etkisi böyle bazı senaryolarda çok daha yer almıyordu.
artık biraz biraz risk faktörleri sıralamasında üst sıralara gelmeye başladı. Bu çok kritik çünkü şöyle çok çok uzun zaman sonra ilk defa ECB'nin faiz indirimleri döngüsüne Fed'den daha önce başlayacağı bir dönemdeyiz aslında. Ama bu durumu değiştirebilecek unsurlardan biri Kızıldeniz'deki gelişmeler, Orta Doğu'daki gelişmeler. O yüzden kritik diyorum. Çünkü oradan gelebilecek enflasyonist baskı çok daha somut ve elle tutulur hale gelirse o zaman bu beklentiyi değiştirebilir. Ama şimdilik bu konuyu tekrar kenarda tutarsak, ECB'nin halen daha önce, Fed'den daha önce faiz indirmeye başlayacak bir merkez bankası olacağını düşünmeye devam ediyorum. Biliyorsun uzun zamandır da konuşuyoruz bunu. Ve hep tekrar ettiğim şeyi tekrar söylüyor olacağım. Çünkü motivasyonu farklı faiz indirimlerinde. Çünkü işte bugün de Almanya'da sanayi üretimini gördük. 7 aydır üst üste düşüş halinde. Halen ekonomik aktivitede son derece zayıf bir yerde Avrupa Euro bölgesi. Bunu canlandırmak yine biraz ECB'ye düşmüş gibi gözüküyor. O yüzden de daha önce başlayacak ve reel faizler tarafında daha hızlı hareket etmesi gerekecek. Bugün biraz önce bahsettiğiniz bu Avrupa Merkez Bankası üyesinin söylemleri ama çok önemli. Dediğim gibi Kızıldeniz konusu çok daha büyürse o zaman bu tahminleri tekrar konuşmak gerekecek. Pekala. Mete Yüksel, az önce Amerika'da hisse senedi piyasaları için süper dikkatli olmamız gereken dönemler içerisindeyiz dediniz. Geçtiğimiz günlerde muhteşem yedili, yani bunu konuşmuştuk sizinle, yine teknoloji teması mı devam edecek, muhteşem yedili mi taşıyacak, bilançolar da açıklandı ve burada Tesla biraz daha sanki dışarıda tutulmuş ve bundan sonra muhteşem yedili değil de muhteşem altılıyla mı devam edilecek şeklinde de yorumlar yapıldı. Tesla'nın özellikle bilançosu, 2024 projeksiyonları ve elektrikli araçlarla alakalı değerlendirmesi, aynı zamanda Elon Musk'ın da değerlendirmesini göz önüne alacak olursak, sizce dışarıda kalır mı yoksa yok canım mı demek lazım? Yok, yapay zeka temasının tamamen bir parçasıdır Tesla. Tabii ki içindedir ama Tesla'nın da bazı problemler yaşadığı ortada. Tesla'nın ikinci el modellerinin yani modellerin ikinci el fiyatları yarı yarıya düşmüş durumda son iki senede. Bir şekilde pilinin aslında aynen bir telefon pilinin ömrü gibi hızlı bittiği ve yenilenmesinin çok pahalı olduğu ortaya çıktıkça birazcık elektrikli araçlara bakış zayıflıyor. Teknolojisi yeterli seviyeye gelmedi mi sorgusu var. Birazcık da zayıf bir yönlendirme yaptıklarından dolayı önümüzdeki seneye ilişkin bazı problemler yaşadı iki senede öncelikle. Fakat şu anda tekrardan bir rehabilitasyon sürecinde Tesla ve bir miktar işte çalışanları işten çıkartmak suretiyle daha etkinliği arttırma ve karlılığı arttırma yönünde planları var. Bundan dolayı bugün bir rahatlama rallisi yapıyor. Bence bir şekilde devam edecektir bu yapay zeka ve işte teknoloji teması. Söylediğiniz gibi Tesla'dan çok elektrikli araçların tartışılmasına neden oldu. Geride bıraktığımız bu süreç biraz o konu öne çıktı. Geleceği ne olacak? Hakikaten özellikle ikinci el konusunda, hani bir arabaysa eğer söz konusu, ikinci elde bir belirsizlik, kimse herhalde bu riski taşımak istemez. İnsanları biraz daha düşünmeye sevk etmiş gibi görünüyor. Özlem Hanım, daha önce de konuştuğumuz üzere altın fiyatlarında bu yıl faiz indirimleriyle beraber yönün er ya da geç önünde sonunda yukarıya olmasını bekliyoruz. O senaryoda bir değişiklik olmadı herhalde, her ne kadar beklentiler bir miktar ötelenmiş gibi görünse de. Olmadı ama burada ABD tahvil faizleriyle de birleştirerek aslında böyle çeyrekler itibariyle aşağı yukarı nasıl bir trading temasının ön plana çıkabileceği konusunda birkaç bir şey belki paylaşabilirim. Biraz önce Mete de söyledi, uzun zamandır biz de söylüyoruz, çok agresif bir piyasa hareketi vardı ve bunun düzeltmesini özellikle tahvil faizlerinde de gördük. Altında da gördük. Altında daha sınırlıydı tabii orada, çünkü jeopolitik riskler aslında diğer taraftan başka bir güç olarak altını besleyen bir unsurdu. Ama bu düzeltme hareketi, yani işte %80'lerde diyoruz mesela fiyatlamalarda halen, yani bir faiz arttırım indirim beklentisinin %20'lerde olduğunu görüyoruz. Ya da Mayıs'a geldiğimizde halen
düşüyor olmasına rağmen hani yüksek bir faiz indirimi beklentisi var. Dolayısıyla bu bence bu çeyrek itibariyle bu düzeltmenin biraz daha ön plana çıkabileceği bir zemini işaret edecek bize. Ancak ikinci çeyreğe geldiğimizde, özellikle ikinci çeyreğin sonlarına doğru, ben bu agresif fiyatlamanın tekrar geri dönebileceğini ve faiz indirimlerinin, faiz indirimi beklentilerinin çok hızlı bir şekilde fiyatlanacağını düşünüyorum. İşte o zaman altın tarafında bu ilk çeyrekte zaman zaman yaşayabileceğimiz düzeltmelerin tekrar yönünü bir trend olarak ve güçlü bir trend olarak yukarıya çevirebileceğini düşünüyorum. O yüzden de ikinci çeyreğin sonuna doğru agresif fiyatlamalar altını besleyebilecek nitelikte olacak bence. Çok teşekkür ediyorum. Bir araya gitme zamanımız geldi. Değerli izleyenler, araya gideceğiz. Ondan sonra da yurt içinde de çok önemli gündem maddeleri var. Onları da konuşmaya başlayacağız. Araya giderken de haberimiz var. Haberimiz şu şekilde. Fitch bu yıl gelişmekte olan ülkelere fon akışının, net sermaye akışının 200 milyar dolar olacağını öngördü. Finansal danışman Egemen Kaya da söz konusu rakamın çok büyük olmadığını ancak Türkiye'nin sermaye çekme konusunda ön plana çıkabileceğini söyledi. Haberimiz var. Sonra bir aramız, ondan sonra buradayız. Fitch Ratings'in esasında dün yayınlamış olduğu rapor kimse için çok büyük bir sürpriz olmamalı. Hı-hı. Zaten biz bir önceki yayınımızda seninle de konuşmuştuk. Oradaki belli başlı ülkeler, özellikle Hindistan ön plana çıkan. Keza Türkiye yine gerektikleri yaparsa, Hindistan'da da Mondi'nin tekrar seçimi kazanma koşulu söz konusu. Dolayısıyla piyasadaki yabancı yatırımcı esasında büyük fonlar tabii ki ülkelerdeki bu gelişmeleri yakından takip ediyor. 200 milyar dolar dediğimiz zaten yani Türkiye'ye yazdan beri, yaz aylarından beri giren paranın, yabancı paranın miktarı yaklaşık 7,5 milyar dolar civarında zannediyorum. Senedi ve işte bono tahviller diyelim ki ortalama kabay bir söylemle 8 milyar dolar olsun. Zaten 10 ülke var. Dolayısıyla bu para çok büyük bir para değil. Ama geldiği noktada tabii ki bunun için bir yarış olması gerekiyor. Bunun için gerektiklerin yapılması gerekiyor. Burada da Türkiye ön plana çıkabilir. Yani nasıl çıkabilir? Şimdi bizim seçime kadar bir sürecimiz var. 31 Mart'a kadar yaklaşık 2 aylık bir dönem var. Bu 2 aylık dönemde hükümet, iktidar ve ekonomi takımı oluşan algının bozulmaması ve bu şekilde devam etmesi, mümkünse yabancı yatırımcılara daha fazla güvenler verilerek ekonomik programın devam edeceği manasında buraya çekim, yabancı parayı çekmek isteyecektir tabii. Ki zaten hafta sonunda hızlı bir şekilde Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi, yani sürecin 24 saatten az bir sürede tamamlanması ve yeni gelen başkanın da hemen bir aksiyonla olaya girmesi, likiditeyi biraz daha kısıcı bir şekilde çalışmalar yapması ve bunu açıklaması, bunun göstergesi. Yani biz ekonomiyi güçlü tutma, enflasyonla mücadele konusunda son derece kararlıyız. Bunun için de gerçekten gelenleri yapmaya çalışıyoruz mesajını hem Türkiye'de vatandaşlara hem de yabancı yatırımcılara vermeye çalışıyor, veriyor. Programımızın ilk bölümünde konuklarımız neler söyledi? Mete Yüksel, Amerikan Merkez Bankası Fed tarafından yapılan şahin açıklamalar kısa vadeli faizleri yukarıda tutuyor, daha uzun vadeli faizleri de düşürüyor değerlendirmesinde bulundu. Özlem Bayraktar Gökşen, piyasaların faiz indirimi fiyatlamasına karşın Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Mart ayında çok kesin bir şekilde faiz indirimine gitmeyeceklerini açıkladı ve noktayı burada koydu değerlendirmesinde bulundu.
İlk bölümde programımızın ilk bölümünde küresel piyasalara özellikle Amerika'ya ve hisse senedi piyasalarına ve faizlerini değerlendirdik değerli izleyenler. Yurt içine döneceğiz dedik. Önemli gündem maddeleri var dedik. Mete Yüksel hemen şöyle başlayalım isterseniz. Cuma akşamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkanlık değişimi oldu. Hafize Gaye Erkan affını isterken Merkez Bankası Başkanlığı'ndan aynı gece resmi gazetede yayımlandı. Bu af kabul edildi. Görevden affı kabul edildi. Ve Fatih Karahan yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Öncelikle yerli ve yabancı yatırımcı açısından geride bıraktığımız süreci, dönemi nasıl değerlendirdiniz onu sormak isterim size. Görevden affı kabul edilmedi bir kere. Hani görevine son verildi şeklinde bir açıklama geldi. Orayı bir düzeltmek lazım. Ve bu şekilde bir açıklama geldiği için de birazcık piyasada daha büyük bir olumsuz tepki olması riski vardı. Fakat çok hızlı bir şekilde çok iyi idare edilen bir süreç. Gerek Mehmet Şimşek'ten gelen işte tweet mesajları, hemen arkasından işte Fatih Karahan'dan gelen yatıştırıcı mesajlar, hemen arkasından daha önce TCMB'de 8 yıl, 9 yıl çalışmış olan bir takım işte yabancı kurum ekonomistlerinden gelen üst üste raporlar tansiyonu artmadan düşürüyor. Yani çok büyük bir stres testinden bence başarıyla çıktık. Ve bu aslında piyasanın ne kadar yukarıya gitme konusunda kararlı olduğunu gösteriyor. Finansal piyasalarımızın direncini gösteriyor. Eminim ki bir miktar rezerv de burada kullanılmak zorunda kalınmıştır ama çok derinleşmeden düze çıktığımız için hepimiz rahatladık diyebilirim. Teşekkür ederim. Özlem Hanım, yarın da enflasyon raporu açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan yönetiminde açıklanacak. Enflasyon raporu hani birçok beklenti oluşmuş durumda. Acaba Ocak ayı enflasyonundan sonra yıl sonu enflasyon tahmini değişir mi, değişmez mi? Yeni bir faiz artışından bahsedilir mi, bahsedilmez mi? Çünkü yurt dışından yabancı yatırım kuruluşlarından gelen raporlarda yeni Merkez Bankası Başkanı'nın Ocak ayı enflasyonundan sonra yıl sonuna dönük şeyleri, beklentileri ya da tahminleri bir miktar bozabileceği, dolayısıyla da bir miktar daha şahin bir tavır sergileyebileceği, her ne kadar baz senaryolarında olmasa da böyle bir tavır sergileyebileceği ifade edildi. O yüzden yarınki toplantı hepten önem kazandı diyebiliriz herhalde. Sizin beklentiniz nedir acaba? Günün sonunda Merkez Bankası Başkanı uygulanan politikalara ilişkin ekonomi yönetiminin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle memnuniyetsizliği dolayısıyla oldu diyemiyoruz. Dolayısıyla eğer para politikası tarafında o patikada ekonomi yönetimi ve hükümet tarafında bir problem yoksa o zaman önemli bir değişiklik beklemiyor olmak lazım para politikası zemininde. Çok yeni PPK karar notunda, çok yeni PPK karar özetlerinde şunu net bir biçimde görüyoruz. Ocak ayındaki yükselişi geçici bir yükseliş olarak ifade ediyor Merkez Bankası. Ve bu geçici yükseliş biliyorsunuz yıllık olarak enflasyon neredeyse aynı. Şubat'a ve ondan sonraki aylara ilişkin rehberliğinde ise tekrar Ocak öncesindeki ortalama enflasyon eğilimine geri dönülecek diyor. Bu da bize şunu söylüyor, yani işte Şubat'ta demek ki 3'ün biraz daha üzerinde bir enflasyonla devam edeceğiz hayatımıza. Bu yöndeki beklentiyle devam ediyor. Ve üstelik yine bir önceki enflasyon raporuna atıfta bulunarak orada ifade ettiğimiz patikayla uyumlu bir şekilde devam ediyor enflasyon diyor Merkez Bankası. Şimdi böyle bir rehberlik sunuyorsa Merkez Bankası, bu durumda yarınki enflasyon raporunda %36'lık enflasyon tahmininde bir değişiklik beklemeyiz. Ama piyasa tahminleri uzun dönemdir yukarıda. Örneğin bizim kurum tahminimiz işte 43.7 seviyesinde bir süredir. Zaten %45'ler civarında da ortalama bir beklenti var diyebiliriz. Aslında önemli bir fark. Ama burada bu farkı yaratan ana unsurlar neler? Onlara tekrar bakmak lazım. Şimdi biz tabii hangi kur tahminiyle yapıldığını bilmiyoruz Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini. Ve daha önceleri şunu biliyorduk en azından.
her çeyrek dönemde enflasyon raporunda o çeyrek dönemlerdeki 3 aylık ortalama enflasyondan yola çıkılarak aslında tahminler yapılıyordu. Ama biliyoruz ki çok ciddi anlamda bir reel değerlenme beklentisi mevcut. Bu özellikle yabancı yatırım kuruluşlarının raporlarında çok yer alıyor. Niye bunlara özellikle bakıyoruz? Yani aslında yurt içindeki enflasyon tahminlerine baktığımız zaman hep işte 45'lerde diyoruz. Kur tahminlerine baktığınız zaman 40'lar civarında, 40'ın üzerinde. Ama yabancı yatırım kuruluşlarının çok ciddi bir reel değerlenme öngördüğünü, daha düşük enflasyonla çalıştıklarını görüyoruz. Niye bu kadar önemsiyoruz? Çünkü şu ana kadar Merkez Bankası tarafından yapılan iletişimin ana audience'ı diyelim onlar oldular. Yani yabancı yatırımcı oldu. Tekrar etmem gerekirse halen yurt içindeki yatırımcı toplantıları Merkez Bankası'nın henüz başlamadı, her ay yapılan. Bizimle olan iletişimi anlamında bizim çok yakından takip ettiğimiz ve çok da yararlı olan bir süreçti. Dolayısıyla yabancı yatırımcıyla yapılan bu iletişim sonrasında gelen raporlar biraz daha önem kazandı. Eğer reel değerlenme olacaksa, yani %15 reel değerlenmeyle çalışan var, %20 reel değerlenmeyle çalışan var, o zaman Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini biraz daha mantıklı hale geliyor. Ya da bir diğer önemli varsayım da şu, onu da burada çok konuştuk. Örneğin çıktı açığı tahmini. Yani Merkez Bankası'nın bu enflasyon tahmin patikasını verirken çıktı açığı tahminini de veriyor. Bir süre vermemişti, tekrar vermeye başladı ki en önemli varsayımlarından biri enflasyon tahmin patikasını oluştururken. Orada da şunu gördük, ilk çeyrekte pozitif bir çıktı açığı var. Yani ne demek bu? Potansiyel büyümenin üzerinde gerçekleşecek bir büyüme devam edecek. Son derece mantıklı, rasyonel ve piyasa tahminlerinin uyumlu. Ama ikinci çeyrekten sonra, özellikle ikinci yarıda iyice açılan bir negatif çıktı açığından bahsediyoruz. Yani şunu diyor Merkez Bankası, gerçekleşen büyüme potansiyel büyümenin çok daha altında olacak. Ve aşağı yukarı bakıldığında da bütün 2024 yılı için %2 hatta biraz daha altında bir büyüme tahminiyle çalıştığını görüyoruz, tahmin ediyoruz. Şimdi piyasada enflasyon tahminleri yapılırken, örneğin ben kendi adıma konuşayım, kurumumuz adına konuşayım, 2.6 büyüme tahminimiz var bizim, kurum tahminimiz. Eğer bu daha düşük olacaksa, o zaman yine bizim enflasyon tahminimiz üzerinde riskler aşağı yönlü olur. Bu durumda %36'lık tahmin daha mantıklı hale gelir. O yüzden varsayımları da aslında biraz hangi yönde olduğunu netleştirmek lazım. Ama dediğim gibi ben %36'da mevcut durumda herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Çok uzatmış olmayayım ama şunu da ifade edeyim tabii. Buyurun. Enflasyon tahmininden çok tabii ki Sayın Karahan'ın sunumu, soru cevaplardaki tutumu, tavrı en önemli unsurlardan biri olacak. Neden daha şahin bir söylem içerisinde olması bekleniyor şu anda? Onu çok bilemiyorum. Yani en azından bizim bas senaryomuz öyle değil ama yarınki söylemlerinden daha şahin bir ton alınırsa bu durumda biz de tabii tahminlerimizi değiştirebiliriz. Ama bizim tahminlerimiz %45'in politika faizi olarak Ağustos ayına kadar korunacağı, Ağustos ayından sonra da aslında faiz indirimlerinin başlayabileceği yönünde. Burada ekstra bir faiz arttırımı beklentisinden çok miktarsal sıkılaşma konusunun ön planda olması gerektiğini defalarca burada altını da çizdik. Dolayısıyla yarınki konuşması esnasında Sayın Karahan'ın miktarsal sıkılaşma tarafında ek bir adım atılacak mı, onunla ilgili bir şeyler söyleyecek mi? Bu bence çok önemli olacak. Merkez Bankası Başkanı değişimi sonrasında hemen böyle bir platformun sağlanması Merkez Bankası Başkanı'na önemli olacak. Kamuoyunla da paylaşmak üzere. Dolayısıyla iyi bir zamanlama olduğunu da söyleyebiliriz. Ben acaba enflasyon raporu ertelenir mi diye de düşünmüştüm. Dolayısıyla önemli bir ve olumlu bir zamanlamayla yarın yeni Merkez Bankası Başkanı'nı da izliyor olacağız.
Çok teşekkür ederim. Mete Yüksel, Özlem Hanım'ın sözü getirdiği yerden Merkez Bankası'nın çok ciddi bir likidite var piyasada ki her ikiniz de çok uzun zamandır zaten bu konunun altını çiziyorsunuz. Merkez Bankası'nın yeterli enstrümanı da var piyasadaki likiditeyi, fazla likiditeyi sterilize edebilmek adına depo ihaleleri. Şimdi zorunlu karşılıklara yeni bir uygulama faiz ödenmesi de gündeme geldi ve bu da bir miktar mevduat faizlerini yukarıya çıkardığı söyleniyor, duyuyoruz etrafımızdan. Dolayısıyla bu şeyleri var rahatlıkla. Aslında Merkez Bankası'nın belki de en kolay yapabileceği şeylerden bir tanesi paranın miktarını ayarlamak olsa gerek herhalde piyasada. Ama herhalde seçimden sonrası mı bekleniyor büyük oranda? Şöyle soralım, seçimden sonrası için daha sıkı bir para politikası ve bununla beraber daha sıkı bir maliye politikası bekleyelim mi? Sizin senaryonuzda böyle mi? Ne dersiniz? Muhakkak ki bekleyelim. Yani işte vergi tarafında, maliye tarafında bir önlemlerin şu anda pişiyor olduğunu zaten anlayabiliyoruz hepimiz. Ama henüz o servis edilmiyor. Yerel seçimi bekliyor bu işte daha sıkı politikalar diyelim. Hep en baştan beri şunu söylüyorduk biz zaten. Yani biz söylüyorduk derken ekonomi yönetimi bunu konuşuyordu. Bizim IMF ile bir standby'a ihtiyacımız yok. Kendi reçetemizi kendimiz yapar. Uygularız. Bugüne kadar geldiğimiz noktada pek fazla uygulamadık. Doğal olarak seçimler dolayısıyla uygulayamadık. Üst üste gelen seçimler, içinde yerel seçim dolayısıyla birazcık geciktiriyoruz. Ama en nihayetinde ekonomi yönetiminin elinde 4 sene, 5 senelik bir seçimsiz zaman olacak. Arada referandum vesaire olur mu bilmem ama yani gerçek bir değişim olmayacak. Ve oy verenlerin de keş bellekle çalıştığını hepimiz biliyoruz. Yani 3-4 ay öncesinden bir genişlemeci politikanın yeterli olduğunu gördük. Ondan dolayı da daha sert, daha sıkı bir duruş. IMF'nin bir standby anlaşması yapılsaydı bize getirecek olduğu reçeteye benzer bir önlem paketinin önümüzde olacağını düşünüyorum ben yerel seçim sonrasında. Bu tabii zorunlu karşılığa TL, Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi bilakis daha da likiditeyi bollaştırıcı olabilir aslında normal şartlarda ama elbette orada verilmiş bazı ödevler var. İşte TL'ye dönüşüm oranının %10'un üzerine çıkartılması, işte dövizli KKM'ye, TL'ye dönüşüm artı dövizli KKM'ye ikna edilenlerin toplamının minimum %90 olması falan gibi bunların hepsi de ekstradan faiz ödenmesini gerektiriyor. Ondan dolayı da Türk lirası mevduat faizleri şu anda ince ince artıyor ama çok daha fazla artması lazım. Yani hani bir bankanın yöneticisi söylemişti çok kısa süre önce aylık olarak %3 enflasyonla gidersek 3 çarpı 12 36'ya ulaşırız gibilerinden. Yani bu bileşik olarak hesaplanıyor bir kere o şekilde ilerlemiyoruz ama birinci ay 6.7 bundan sonra her ay %3 gelse yılı büyük ihtimalle 48'lerde falan kapatacak bir enflasyondan bahsediyoruz. %5 de stopaj var. Hani minimum burada açılışımız 50'dir bizim. 50 ve üzerindeki Türk lirası vadeli mevduat faizlerini görmediğimiz sürece bence hiç kimse orada hani hızlı bir şekilde ikna olmaz. Ve o seviyeyi göresiye kadar da aslında borsaya bir zeval gelmez. Çünkü borsanın hep söylediğimiz mevzu en büyük rakibi Türk lirası vadeli mevduattır. Her ne kadar borsa yatırımcısı farklı onlar risk sever falan filan desek de yani borsa matematiği bu şekilde çalışıyor. Finansal matematik şirket değerlemesi bu şekilde çalışıyor. En nihayetinde yüksek faiz uyguladığın zaman şirketlerin bugünkü değeri daha düşük çıkıyor gibilerinden. Onun için Türk lirası vadeli mevduat faizlerinin yükselmesi bizim için çok önemli. Benim duymayı beklediğim şey şu. Aktarım mekanizması iki yönden de nasıl çalıştırılacak önümüzdeki dönem? Bir zamanlar çalışan ama artık çalışmayan bu Türk lirası vadeli mevduat faizi olayı. İkincisi de kredi kartı faizleri. Yani işte azami akdi faiz oranı kredi kartlarında Kasım başından bu yana 3.66. Yani 1000 puan artış olmuş. Niye 3.66 hala? Yani biz memnun mu oluyoruz talebin öne çekilmesine ya da cari işlemler açığının beslenmesine kredi kartı alışverişleri sonucunda? Bu konuda ben görüşünü duymak isterim aslında yeni başkanımızın. Peki Mete Yüksel, sizin senaryonuzda 2024 yılı için Merkez Bankası'nın, az önce Özlem Hanım'ı dinledik, Merkez Bankası'nın yabancı uzmanların yazdığı gibi tahminlerde bulunduğu gibi ekstra bir faiz artışına gitmesini gerektirecek bir, bu senaryoya nasıl bakıyorsunuz? Özetle öyle sorayım. Yani mümkün. Şöyle bir şey. En önemli göstergemiz orada piyasa katılımcıları anketi.
Ve orada da hani like for like karşılaştırabilmek için bir yıl ileri doğru hep önüne bir ay koyarak giden akan bir yıl ileri doğru enflasyon değil, 2024 enflasyonu benim daha çok önemsediğim. Daha önceki ankette 41'di, ilk yani şu an en yakın ankette 42'ye yükseldi. Eskaza bu yükselerek devam eder de hani öne alınamaz bir noktaya getirirse bizi. Hep diyoruz ya işte Temmuz'da 9,5'tu enflasyon, Ağustos'ta 9,1'di. Ne gelirse onun altında olur. Öyle olmaya da bilir. Yani bu riskler de var. O riskler eğer gerçekleşirse, ki ana senaryo bu değil, elbette daha fazla faiz arttırımı yapılması gerekecektir ki cesurca da yapılır seçim sonrası dönemde. Peki Özlem Hanım, şunu sormak istiyorum. Merkez Bankası yarın enflasyon raporu açıklanacak. Eğer bir revizyon görmezsek, ya da şöyle söyleyelim, sizin senaryonuzda yok ama eğer bir revizyon görecek olursak, bunu ifade edilmese dahi ek bir faiz artışı anlamına gelir şeklinde okuyabilir miyiz? Ne dersiniz? Çok güzel bir soru. Faiz arttırımı beklentilerini besler. Ama en başta miktarsal sıkılaşma beklentilerini de besler. Çünkü mevcut politika faizinin aktarım mekanizmasıyla geçişini henüz sağlayamamışken, faizi daha çok arttırmanın etkinliği biraz daha az olacaktır. O yüzden de eğer enflasyon tarafında anlamlı bir yukarı yönlü ya da işte piyasa beklentilerinin yakın bir yere geliş söz konusu olursa, o zaman faiz artırımına ilişkin beklentiler artabilir. Bu hemen bir sonraki toplantıda olmayabilir. Çünkü PPK karar notunda aslında çok net bir mesaj verildi. Şimdilik durduk mesajı verildi. Dolayısıyla hemen bir sonraki toplantıda bunu yapmasını beklemeyiz. Gelecek toplantılarda ve özellikle seçim sonrasına beklentileri biraz daha arttırabilir. Ama dediğim gibi ben enflasyon tahmininde öyle anlamlı yukarı yönlü bir revizyon olacağını düşünmüyorum. Peki az önce ifade ettiğiniz gibi Özlem Hanım, döviz çerçevesini de kısaca değindiniz. Merkez Bankası'nın rezervlerini sormak istiyorum. Kabaca hani 145-146 milyar dolarlar brüt rezervlerden bir miktar gerileme olduğunu görüyoruz. Gerçi yarın açıklanacak rakamlar, net bir şekilde yarın göreceğiz ama sonuç olarak rezervde bir geri çekilmeden bahsediliyor. Belirli bir kısmı da bankaların swap iştahından kaynaklanıyor olabilir. Genel olarak baktığımızda döviz eğilimi çerçevesini nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Yani yarın açıklanacak rakamları biz pazartesi günü itibariyle Merkez Bankası analitik bilançoyu her gün açıkladığı için aslında görüyoruz ve rezervlerdeki düşüşün biraz daha yavaşlayarak da olsa devam ettiğini görüyoruz. Ve birkaç önemli, özellikle net uluslararası rezervler tarafında önemli kalemleri topladığımızda biraz daha piyasaya net satış olduğunu da görüyoruz. Buradaki ana değişken bence KKM tabii. Çünkü KKM'de aslında TL dönüşümlü KKM artık yok diyebiliriz bence. Hani tabii o ayrıntılar açıklanmıyor ama hani tahminlerimiz bu yönde. Çünkü TL dönüşümlü KKM'nin standart TL'ye dönüşü sırasında zaten işte önemli bir rezerv kaybı görmedik. Aksine rezervlerde önemli bir yükseliş gördük. Önemli bir döviz talebi görmedik. Çünkü zaten TL modisiydi ve faizlerde önemli bir yükseliş vardı. Dolayısıyla KKM zaten özendirici nitelikten çıkmıştı. Ve olumlu bir çıkış sağlanmıştı. Şimdi geri kalan döviz dönüşümlü KKM yavaş yavaş döndükçe bu bir döviz talebi yaratıyor. Ve bu tabii rezervleri de biraz etkiliyor. Ve aslında DTH tarafına baktığınızda da parite etkisinden arındırılmış olarak özellikle gerçek kişiler tarafında artış var son 4-5 haftadır. Bugünkü BDDK verilerinde de görüyoruz. Geçtiğimiz hafta da gerçek kişilerde bir artış vardı. Tüzel kişilerde önemli bir düşüş var ama gerçek kişilerde bir artış var. Dolayısıyla bunun ana nedeni bu KKM. Ve burada İşte bu dönüşümü sağlayabilmek, yani KKM'den bu çıkışı yönetebilmek ana konulardan biri. Çünkü bir kere döviz likiditesine son derece ihtiyacımız var. O yüzden işte yabancı yatırımcılarla bu kadar çok konuşuluyor, her daim roadshow'lar yapılıyor. Ve hani belirgin bir artış görsek de çok kuvvetli bir artıştan bahsedemiyoruz burada.
Çünkü o döviz dönüşümlü KKM'de isterseniz TL faizi %100 verin, dövizde kalmak isteyecek Moody sayısı fazla olacaktır. Şu anda kurumlarda %25'lik kurumlar vergisi avantajı var. Onu bir noktada kaldırdığınızda zaten kurumlar her şekilde biraz döviz talebi yapacak. Bu talebi piyasada karşılayacak bir likiditenin oluşması lazım. Dolayısıyla da burada yani TL'nin faizini yukarıda tutmak uzunca bir süre son derece önemli. Ve bu tabii parasal aktarım mekanizması da doğru çalıştırmak son derece önemli. O yüzden mevduat faizlerinin, TL mevduat faizlerinin nerede olacağı da çok önemli unsurlar. Biraz önce söylediğiniz o rezervlerdeki hareket, kurdaki hareket son dönemde biraz daha ortaya çıkmış döviz talebinin bir yansıması aslında. Her ikinizin de yorumlarınızdan iş dönüp dolaşıp eninde sonunda kur korumalı mevduata, iş eninde sonunda dönüp dolaşıp parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işlememesine geliyor. Yarınki önemli gündem maddelerinin de birisi olduğunu buradan net bir şekilde herhalde tahmin edebiliriz. Mete Yüksel, Türkiye Varlık Fonu'nun bugün bir ihracı vardı. Müsaadenizle hemen şuradan tam olarak okuyayım. 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli Eurobond ihracında getiri %8,75 oldu. İhraca 7 milyar doların üzerinde bir talep geldi. Türkiye Varlık Fonu'nun bu şeyi ihraç yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Onu sormak istiyorum size. Türkiye Varlık Fonu kendi finansman yapısını güçlendirmeyi mi hedefliyor? Kendini finanse edebilmek için, kendi yatırımlarını finanse edebilmek için kendi şeyini mi, finansmanını mı arıyor? Nasıl değerlendirdiniz bu ihracı? Yani ne amaçlı olarak ihraç edildiğini tam olarak bilmiyorum ama ilk çakış %9'un üzerinde bir faiz ödenmesine açıklardı ama öyle bir talep geldi ki 7 milyar dolar civarında yanlış hatırlamıyorsam bir talep geldi. 500'lük bir borçlanma yapılacak. Ondan dolayı da rahat bir şekilde faizi aşağı doğru indirebildi. Çok çok başarılı bir ihraç olduğunu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyu diyelim. Çok fazla aslında bankalarda, işte varlık fonu da büyük montanlı ve düşük faizli borçlanmaya fırsat bulamamıştı. Demek ki yavaş yavaş biraz uluslararası finansman koşulları rahatlıyor ki biz de bunun bir ucundan tutabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yine bir araya gitme zamanımız geldi. Değerli izleyenler, araya gideceğiz. Araya giderken de bir haberimiz var. Haberimizi ama ben hemen şuradan bulacağım. Buldum. Değerli izleyenler, İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner. Endeksin 2,6-3 dolar bandında devam edeceğini, endekste yeni banda girmek için de yabancıların gerektiğini söyledi. Tufan Deriner bandımız var. Sonra bir aramız var. Ondan sonra buradayız. Dolar bazlı bakmak ben hep daha doğru söylüyorum. O yüzden de hani bu kadar yüksek enflasyonun olduğu, bu kadar hani kurun da oynak olduğu bir yerde hani TL bazında da konuşmak esasında çok da doğru olduğunu da düşünmüyorum. İşte dediğim gibi yani benim hep çok uzun zamandır söylediğim bir bant vardı. Kabaca da bir kere altına gelmek dışında, birazcık da üstüne çıkmak dışında esasında o bandın içinde çok uzun süredir de hareket ediyoruz. Orası da böyle 2.6 ile 3 dolar arasında oluşan yer. Hani 3 doların üstünde ne çok kalıcı olabildi. 2.6 doların altında da çok böyle satış geldiği zaman da hep alım noktası haline geldi. Dolayısıyla şimdi 3 dolarlara birazcık yaklaşıyoruz. Yani 3 dolarlara yaklaşmamız ne demek? Artık tekrar hani risklerin birazcık daha arttığı bir noktaya doğru yaklaşıyoruz demek manasına geliyor. Ama işte bu konuştuğumuz biraz evvel işte hani Merkez Bankası'nın üzerine düşenleri para politikası tarafında zaten yaptığını. Eğer öbür taraftan da hani reformlar ve yani düzeltmeler geldiği takdirde, bütün bunlar gerçekleştiği takdirde hani olumluluklarla beraber bence yeni bir bandın içine de oturabileceğimizi düşünüyorum. Ama bu yeni bir bandın içine oturabilmemiz için de bir yabancı girişine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hani artık yerlinin kaynağı, çünkü belli bir noktadan sonra belli bir yerde hep tıkandığı için ben böyle bir bandın içinde hareket edeceğini söylüyorum. 2.6'ya geldiğimiz zaman da bu sefer de çok esasında fiyatlar cazip olmaya başlıyor ve tekrar yatırımcı o tarafa doğru kayıyor.
Tekrar birlikteyiz. Konuklarımız Özlem Bayraktar Gökşen ve Mete Yüksel ile birlikteyiz. Mete Bey, bugün Borsa İstanbul'da 10 gün üst üste, 10 işlem günü üst üste yükselişin ardından bugün hafif bir kayıpla kapandı Borsa İstanbul. Geride bıraktığımız 10 günü ve bundan sonrasını acaba nasıl değerlendirdiniz? Bir taraftan da işlem hacimlerinde bir artış oldu. 100 milyar liranın üzerine çıktı BIST 100 için işlem hacmi. BIST 100 içinde bugün 200 milyara yaklaşan bir işlem hacmi vardı. Ama dolar bazında baktığımız zaman daha önce denediğimiz 310 dolardı değil mi? 310 dolar civarı diyelim isterseniz. Oradaki direncin hala uzağındayız herhalde. Evet, dolar bazında öyleyiz ama şu var yani. Bahsettiğimiz o stres testini geçmek, yani büyük bir Merkez Bankası başkan değişimini yaşayıp o sırada çok kritik bir seviyedeydik. Onu başarıyla güçlü bir şekilde kırdıktan sonra önümüz bir tur daha açıldı. Peki o noktaya getiren bizi sebepler neydi diye baktığımız zaman 5 ay sürdü. 5 ay boyunca bu testere piyasası devam etti. Doğru. Ama biz şunu umuyorduk ve şunu bekliyorduk. TL'nin değer kaybı devam edecek. Dolar TL yukarıya doğru kademeli bir şekilde tırmandıkça, enflasyon devam ettikçe, işte %6.7'lik bir Ocak ayı enflasyonunu gördük. Bunların hisse senedi değerlemelerinin şişirmemesi, bir noktada bir üst kademeye doğru bizi kırmaya götürmemesine imkan yoktu zaten. Çünkü borsadaki şirketler yani talep elastikliğine bağlı olarak bir kere enflasyonla satışları şişiyor, fabrikleri şişiyor, en nihayetinde Türk lirası takip ettiğimiz piyasa değerleri de yükseliyor. Bir, ikinci taraftan da ihracatçılarımız var. İhracatçılar da işte yavaş yavaş kur yukarıya gidiyor. İhracatçı malını dövizle fiyatlayanlar, bunun içinde işte Türk Hava Yolları, Pegasus gibi işte turizmle alakalı şirketleri de katabiliriz. Demir, çelik ve petrokimya türevlerini de katabiliriz. Ve velhasıl yani bütün şirketler bir şekilde ya enflasyon ya TL'nin değer kaybı sonrasında bir kırılma ihtiyaç duyuyor. Bir de bunun ötesinde Aralık ayında 50'lere gitmiş olan Türk lirası vadeli mevduat faizleri böyle 40'ın altını tırtıklamaya başlayınca yani yukarıya gitmememiz için herhangi bir bahanemiz de kalmamış oldu. Ondan dolayı da yukarı hareket. Yani şu anda aslında yine çok kritik bir noktadayız. Burada belki bir dinlenme süreci yaşayabiliriz. Öylesine kritik bir noktadayız. Elbette ki yani 45 derece bir çizgiyle sonsuza kadar bu son 10 günde yaşadığımız rally'nin devamını görmeyi beklememek lazım. Ara ara düzeltmeler göreceğiz. Bence birkaç gün bunun bir düzeltmesini yaşayabiliriz. Burada bir nefeslenebiliriz. Daha farklı zirveler için biz 10 bini orada hedefliyoruz. Onun için güç toplayacağız. İşlem hacimleriyle alakalı olarak likidite geri döndü demek için erken mi yoksa doğru zamanda mıyız? Artışa dayanarak. Çok uzun süre yukarıya doğru tek yön olarak devam eden bir borsada bir satış geldi bugün. Bu F-16 ile ilgili Amerika'da işte bir tane senatör verilmesin, Türkiye'ye satılmasın gibilerinden bir teklifte bulunmuş. Onun haberi saat 2'ye doğru düşünce borsada onunla beraber düştü, haberin düşmesiyle beraber. Bu da biraz işlem hacmini ekstradan arttırdı. Onun bir etkisi olduğunu görüyoruz. Fakat işlem hacimlerinin toparlandığına bir yargıya ulaşmak için bence çok erken. Ve işlem hacimlerinde aslında çok daha yukarıya gidecek yerimiz var. Orada bizi kısıtlayan bir takım faktörler var. Onun ortadan regülatör tarafından kaldırılıyor olması lazım. O da açığa satış yasaklarından geçiyor. Yani böyle hani şuna baktığımız zaman 100'ün üstünde FK'sı olan 30 tane şirket var borsada. İşte 10 kadar şirketin 1000'in üstünde fiyat kazanç çarpanı falan var. Eğer ki açığa satış yasakları kalkarsa fiyat keşfi bir kere çok daha sağlıklı olacaktır. İki, işlem hacimlerine büyük destek olacaktır. Üçü de ben söyleyeyim, yabancı yatırımcının daha arz ve taleple belirlenen fiyatları görmesiyle girişi hızlanacaktır. Mete Bey, büyük banka bilançoları geldi. Önümüzdeki hafta iki tane kaldı galiba. İş Bankası ve Halkbank gelecek önümüzdeki hafta. Nasıl değerlendirdiniz birinci çeyrek bilançolarında net faiz marj daralmasının yılın geri kalanında da devamını bekler misiniz acaba? Dördüncü çeyrekte net faiz marjları Türk lirası tarafta negatifte seyretmeye devam etti. Toparlandı. Ama negatifte seyretmeye devam etti. Sektörün tamamı için rakamlar var bizde zaten ki sektör öylesine segmentasyonu net bir şekilde, yani kamu bankaları ayrı, özel bankalar ayrı,
bunların yabancı ortaklıkları ayrı, Türk ortaklıkları ayrı. Onun için çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve orada gördüğümüz şey pek hoşumuza gitmiyor. Yani Ekim -0.4, Kasım -0.5, Aralık -0.6 Türk lirası kredi mevduat makasları var. Önümüzdeki dönemde bu ZK'lardan bir faiz almayı arzu edenler Türk lirası mevduat faizlerini daha da arttıracaklar. Yani burada birinci çeyrekte de baskı devam edecek gibi görünüyor. Türk lirası kredi mevduat makasında baskı devam ediyorsa, ekonomideki büyüme 2023'ten daha yavaş olacaksa karşılık giderlerinin artması lazım. Operasyonel maliyetler bir önceki senenin enflasyonuyla besleniyor ki 65'ti, onlar yukarıya gidecek. Hep söylüyoruz, enflasyon endekse tahviller %62 ile değerlenmişti 2023'te. Hani nereden baksan 10 puan 20 puan daha az bir getiriye sahip olacaklar. Bunların hepsi nasıl kompanse edilecek diye baktığım zaman hiçbir şey göremiyorum. Yani alım satım kârları var mesela, o da 2023'te çok şişikti, çok ciddi spreadler olduğu için döviz alım satımları arasında bu alım satım kârlarına yansıyor. Orası da şişmişti. Yani bir tek komisyon gelirleri olabilir. Komisyon gelirleri de işte bahsediyoruz. 3.66'da kredi kartı aktif faizi duruyor. Acquiring tarafında da post tarafında da 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani aktarım mekanizmasının tökezlemesinden dolayı o taraftan da çok ciddi bir komisyon geliri sağlayamıyor bankalar. Onun için yani enflasyon 40-45 bandında gelecek desek, hani benim o basit hesabıma göre 48 gelecek ama bankaların herhalde net kârları %10-20 bandından daha fazla artmayacaktır. 2024 biraz bankaların kârını arttırmaları için zor bir sene olacak. Teşekkür ederim. Özlem Hanım, sanayi tarafında da bilançolar galiba yarın itibariyle başlıyor değil mi? Ve özellikle enflasyon muhasebesine göre yapılmış bilançolar göreceğiz. Enflasyon muhasebesinin etkilerini de göreceğiz. Hem bilançolar beklentileri karşılayacak mı? Acaba beklenti tahminler ne yöndedir? Hem de acaba enflasyon muhasebesinin nasıl bir etki yapmasını beklersiniz? Evet, yani analistler için de zor bir zaman tahminleri iletirken. Dolayısıyla çeşitli sürprizlerle karşılaşmamız son derece olası herhalde bilanço sonuçlarında tahminlere göre. Ve özellikle işte FK'ları, yani katsayıları da önemli oranda etkileyecek ve değiştirecek bir yere doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla bu sanayi şirketlerinin bilanço döneminde tabii hisse senedi piyasası için biraz daha farklı bir ilerlemede söz konusu olabilir. Ama hani özetle şunu söylemek lazım, yılbaşından beri piyasanın gidişatı aslında beklentilerin daha üzerinde ve daha kuvvetli olduğunu da görüyoruz. Belki bu bir miktar daha devam edebilir, özellikle faizler tarafında mekanizmanın Merkez Bankası tarafından verilen sinyalinin tam yansımaması dolayısıyla. Ama dediğim gibi hani bu bilanço döneminde de volatilitenin biraz daha arttığını göreceğiz. Bakalım beklentileri ne kadar yakın ya da ne kadar uzak bir yere doğru ilerlemesine neden olacak bu enflasyon muhasebesi. Peki Özlem Hanım, endeksin yükselişine baktığımız zaman, az önce Mete Bey bize analizini yaptı, bankacılık sektörünü 2024'ün görece daha zor bir yıl olabileceğini öngörüyoruz ama bugüne kadarki yükselişte bankacılık sektörü endeksi ciddi şekilde taşıdı diyebiliriz. Herhalde yine ulaştırmayı da buraya ekleyebiliriz, birkaç sektör daha ekleyebiliriz ama sanayinin biraz daha görece, iletişim gibi mesela, sanayinin biraz daha görece geride kaldığını söyleyebiliriz. Herhalde sanayiden beklenen destek bu yükselişte ya da önümüzdeki dönemde sanayiden gelmesi gereken ya da beklenen destek, acaba burada frene basan şey enflasyon muhasebesi midir? Ne dersiniz? Evet, olabilir. Yoksa başka bir neden mi? Bir kere ekonomik aktivite tarafında da aslında biraz önce konuştuk. Belirgin bir durulma görüyor olmayı bekliyoruz. Bunu hani makroekonomik göstergelerdeki iyileşme içerisinde de son derece önemli ve gerekli olduğunu görüyoruz. O yüzden de eğer aktivite tarafında daha belirgin bir soğuma göreceksek, ki ikinci çeyrekten itibaren göreceğiz gibi gözüküyor, o zaman tabii bunun sanayi şirketlerinin bilançoları üzerinde etkisi de çok olumlu olmayabilir. Ancak yine de hani mevcut durumda, ayrıca biraz önce konuştuğumuz enflasyon muhasebesinin etkilerini de görmek gerekecek. Yani oradaki belirsizlik halen devam ediyor.
Ancak yine de hani bu ilk çeyrekte beklentinin biraz daha üzerinde ilerleyen hisse senedi piyasasında hani işte holdingler, telekom, perakende tarafta ki olumlu beklentilerimizin de devam ettiğini söyleyebilirim. Peki Özlem Hanım, daha önce konuşmuştuk burada sizinle özellikle yatırım fonları konusunda. Hani yatırım fonlarına yatırım yapan insanların biraz daha sanki basketbol seyircisine, yani sporu, basketbol seyircisi oynanan sporu, faulü, atağı, her şeyi çok iyi bilir ve yakından takip eder. Yatırım fonlarının yatırımcısı da hani öyle bir kitle oluştuğunu ve onların da bu finansal okuryazarlığının yüksek olduğu, daha bilinçli, görece daha bilinçli olduğundan bahsetmiştik. Yıla nasıl başladı yatırım fonları? Takip etme fırsatınız oldu mu? Evet, yani yatırım fonları yatırımcısı bence en başta şunu da anlayan yatırımcı, yani bu takibi ve bu rehberliği yapabilmek üzere aslında bunu uzmanlara emanet etmek lazım diyen yatırımcı. Ve aslında risk algısı da nispeten hani tek başına hisse senedi piyasasında var olmak noktasında hani biraz daha az olan yatırımcı demek. Dolayısıyla da aslında özellikle faiz seviyelerindeki yükselişle beraber yılbaşından beri bu para piyasası fonlarında önemli yükselişler olduğunu görüyoruz ve para piyasası fonlarının da bir süre daha aslında yatırımcının gözde fonlarından biri olacağını görüyoruz. Çok uzun bir zaman tahvil bono piyasası fonları yoktu tabii. Çok mantıklı bir seviyeyi işaret etmiyordu son iki senedir ekonomi politikalarının nezdinde. Yavaş yavaş o fonların da ön plana çıktığını ve tekrar cazip hale gelebileceğini görüyoruz. Bu da yatırım fonları tarafındaki iştahı da besleyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla aslında yıla faizlerdeki yükselişle beraber iyi başlandığını söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Mete Bey, az önce haberimizi paylaşmıştık. Haberin içerisinde Fitch'in gelişmekte olan piyasalara net sermaye akışının 200 milyar dolar civarında olacağı yönünde bir tahmini var, öngörüsü var ve aynı haberin içerisinde Türkiye'nin de diğer gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıkabileceği öngörülüyor. Biraz daha spesifik olarak bakacak olursak, soracak olursak, borsada özellikle blue chip diye tabir edebileceğimiz hisselere yabancı ilgisinin başladığını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Seçimlerden sonra bunun daha da artmasını bekliyoruz. Sıkı duruşun devamını gördükçe, hatta daha da katılaştığını gördükçe yabancı yatırımcı daha fazla kaynak sokacaktır Türk lirası varlıklara. Ondan dolayı katılıyoruz ve yabancı geldiği zaman carry trade için geliyor. Yani eğer ki kur stabilse TL bazında alacağı faiz aslında döviz cinsinden alacağı faize denk oluyor. Bu getiri için geliyor ama hisse senedi tarafına da geliyor. Hisse senedi tarafına geldiği zaman da bankalar, işte büyük holdingler, ihracatçı şirketler, kaliteli yatırımcı ilişkileri servisi veren diğer şirketlere bir teveccüh gösteriyor. Ondan dolayı biz hani bankacılık sektörünün karını arttırması ile ilgili bir takım soru işaretlerimiz olsa da bankacılık sektörünü underweight etmiyoruz. %15 BIST 100'deki banka ağırlığı kadar bankacılık hisselerinin taşınmasını tavsiye ediyoruz. Ana motivasyon kaynağımız da yabancının geldiğinde bankalar alacak olması. Çok teşekkür ediyorum. A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel, çok teşekkür ediyorum. Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen, ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Her zamanki gibi iyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyenler, yavaş yavaş kapatmaya hazırlanıyoruz ama kapatmadan elbette aktaracağımız veriler var. Son olarak Amerikan ilk olarak vadeli işlemler ve opsiyon borsasında VIOP 30'da en son geçen rakam %0,29 aşağıya doğru 9641 puan oldu. Amerikan borsalarında biz bu bölüme başladığımız sırada devam eden seyir hala sürüyor. S&P 500 5000 puanının hemen altında 4997 puan seviyesinde %0,8'lik bir artış var. Biz yayın esnasındayken acaba 5000 puana değecek mi diye baktım ama en yüksek gördüğü seviye 4998 oldu. Dow Jones o da hafif
Artı da %0,4. Nasdaq'a baktım. Nasdaq'ta yine %1 civarında artı da seyrediyor. Amerikan borsalarında tahvil faizleri de yine herhangi bir değişiklik olmamış. %4,10 seviyesinde Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi. Peki yarın gündem maddeleri, yarının ekonomi ve piyasaların yakından izleyeceği gündem maddeleri hangileri? Sabaha karşı 4.30'da Çin'de Ocak TÜFE ve ÜFE yani tüketici ve üretici enflasyonu verileri açıklanacak. Sabah saat 10.30'da. Bugün bütün gün Bloomberg HT ekranlarında ve bizim de geride bıraktığımız 2 saat boyunca dikkatinize getirdiğimiz üzere Türkiye'de yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan yönetiminde ve hakikaten önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Piyasaların ve de ekonominin gözü kulağı bu toplantıda olacak diyebiliriz sabah saat 10.30'da. 14.30'da Türkiye haftalık rezerv yabancı işlemleri ve döviz tevdiat hesabı verileri açıklanacak ki az önce konuklarımın da altını çizdiği üzere geride bıraktığımız haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinin ne noktaya geldiğini göreceğiz ve saat 16.30'da Amerika Birleşik Devletleri haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi günün önemli maddeleri. Ve kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalınız. İyi geceler efendim.